Ya diyor tamam da diyor ben diyor bunu deprem olarak çağırmadım. Tamam da sen yenilenme diye çağırdın. Sen geçmişten kurtulayım diye çağırdın. Sen teslimiyeti öğreneyim diye çağırdın. Sen manevi ilerleyeyim diye çağırdın. Sen o bölgelerden belki de başka bir hale, başka bir yere, başka bir hal içinde geçeyim diye çağırdın. Çünkü insan ile dünya bir şekilde göbekleri bağlı. Yani bizim içimizde olanla dünyanın içinde olan paralel. Dünyanın içinde herhangi bir şey oluyorsa o içinde olanı insanların, bizlerin duygu ve düşüncelerindeki frekanslar etkiliyor. Oradaki oluş da bizi etkiliyor. On binler, yüz binlerce kişi üzerine yaptığımız çalışmalarda yaşadığı her olayda kişinin kendi ifadesi, kendi sözü ve kendi ihtiyacı ile buluştuğunun çalışmalarını gördük, yansıttık ve aktardık. Her türlü durumda. Yani o deprem, o olay sadece kişi şöyle zannediyor. Ya diyor tamam da diyor ben diyor bunu deprem olarak çağırmadım. Tamam da sen yenilenme diye çağırdın. Sen geçmişten kurtulayım diye çağırdın. Sen teslimiyeti öğreneyim diye çağırdın. Sen manevi ilerleyeyim diye çağırdın. Sen o bölgelerden belki de başka bir hale, başka bir yere, başka bir hal içinde geçeyim diye çağırdın. Çünkü insan ile dünya bir şekilde göbekleri bağlı. Yani bizim içimizde olanla dünyanın içinde olan paralel. Dünyanın içinde herhangi bir şey oluyorsa o içinde olanı insanların, bizlerin duygu ve düşüncelerindeki frekanslar etkiliyor. Oradaki oluş da bizi etkiliyor. Biz o yayı gerip söz ile atan ve attığı andan itibaren o attığın içinde kul olanız, kullanılanız. Öyleyse her birimiz tabii ki şu anda dahi bu yüksek enerjilerin, frekansların çok yükseldiği bu dönemde tüm sözlerimizle, ifadelerimizle daha özenli davranmak durumundayız. Çünkü hız daha da artıyor. Yani yenilenme hızı şu anda çok daha O zaman yüksek, çok. ağzımızdan çıkana çok dikkat edeceğiz. Evet. Zihnimizden geçen düşünceye çok dikkat edeceğiz. Evet. Bu dönemlerde hayata geçmesi daha mı kolay olur? Şöyle şimdi o anda çünkü yerin enerjisi o kadar arttı ki neredeyse şöyle düşünün. Her yer hani bir Kabe'nin ya da işte Mescid-i Aksa'nın frekanslarında şu anda. Yani o bütün o coğrafya şu anda o kadar yüksek. Şimdi insanların mesela birçoğunun yüzünde aslında o teslimiyete yakın hali görüyorsunuz. Bir şükür gören, şükreden insanları görüyorsunuz. Tabii ki bunu duymadıklarını, kulağını o sese, kalplerinden ya da içeriden fışkırana, kendilerini kapattıklarında bu isyana, kızgınlığa dönüşenler de olacak. Bakın illa herkese %100 bu olumlu yansımayacak. Elbette insan olanın o gördüklerimize tepkisiz kalabilmesi mümkün değil. Sizin şahit olmanın altını çizdiğinizi biliyorum. İslamiyet'te de zaten şahitlik ediyorum ki diye başlıyor hikaye. Eşhedü en la ilahe illallah. Peki bu şahitlik bize tanımlayabilir misiniz? Şahit olurken duyguları nasıl dengede ve olması gerektiği gibi tutacağız? Kimdir Evet. şahit? Şimdi duygulu olmak çok kıymetli bir şey. Duygusal olmaksa duyguların belki kontrolünde olmak, duygular tarafından yönetiliyor olmak demek. Şimdi eğer bir kişi, diyelim bir film seyrediyorsunuz. O filmin seyredeni, izleyeniyken siz şahitsiniz. Fakat olanı beğenmeyip, değiştirmek isteyip o ekranın içine girme çabanız şahitlikten çıkma çabanızdır. Ve herhangi bir kişi olanı beğenmeyip yargılamaya geçtiği anda şahitlikten düşer ki biz buna aslında huzurdan düşmek deriz. Huzurdan düşmek, huzursuzluk insanın şeytanın huzuruna çıkması demektir. Oysa ki olanı okuyan için her şey o kadar yerli yerindedir ki bu şu demek değil. Hani böyle polyanlıcı olalım, ah her şey çok iyi ezbere olumlama. Bu değil bakın, bu bir aldatmaca. Siz Merkez Efendi'nin söylediğini Tam da bu. söylüyorsunuz. Şimdi Merkez Efendi bunu bir imanla söylüyor. Bakıyor ki değiştirecek hiçbir şey yok. Her şey yerli yerinde. Biz bunu ancak hayatın matematiğini okuyarak yapabiliyoruz. Yani bir aklederek, aklını kullanmak durumundasın. Tabii ki kimileri de bunu kalp gözüyle yapıyor.
Kalp gözüyle görenler tabii ki çok daha kıymetli. Çünkü aklederek görülen bizi kalp gözüyle görüye götürüyor. Anadolu'da böyle bir sürü insanlarımız var. Bu onların birçoğu emin olun ki köylerde, kasabalarda hazır. Açsınlar perdelerini, dinletsinler bize o içeriden gelen imanların sesini. Yani hazırlar. Bu çıkan frekans Anadolu'daki evliyaları göreve mi davet etti? Evet. Ve onları hatırlatıyor. Onların birçoğu kendileri dahi bilmiyorlar. Şu anda işte bu ortaya çıkan enerjilerle birçoklarında ilham kapıları açılacak. Öyle çocuklar, öyle gençler şu anda geliyor ki. Böyle bakacağız, imreneceğiz. Bunlar nasıl böyle konuşuyor? Nereden biliyor bunları? Koca koca adamların bilmediklerini diyeceğiz. Çünkü artık perdeler açılıyor. Tabii ki bunların arasına hani diyoruz ya böyle bir sürü sahte uygulamalar da gelecek. Onlara da uyanık olmak, kalbiyle görmek çok önemli. Bu sefer işte sahte mesihler de araya sıkıştırılacak. Ha. Bunlardan da tabii ki sakınıyor olmak çok önemli. Ama bizim Anadolu'nun insanı kalbiyle gördüğünde kişinin yedi ceddini görür. Evelallah. Görürler yani. Evet. O ilk hissettiklerine güvensinler. Evelallah. O ilk kalplerine gelen doğru söylüyordur. Hani dışarıdan kulaklarıyla, ışığın illüzyonlarıyla olan değil. Çünkü hologramla da işte diyelim ki uyduruk mucizelerle de birçok şey yapılabilir. Kalpleriyle baksınlar. Gözlerinin bebeklerine baksınlar. O gözlerinin bebeklerini okuma yetenekleri bizim Anadolu'nun içinde vardır. Orada görürler. Aa böyle 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 bak. İçinde bu var ama dışarıda bunu sunuyor. Çünkü her bir insanın içinde meleği de şeytanı da birlikte var. O anda kısa süreli bunu gösterebilir. Ama Anadolu insanı bunu görecek yetenekte. Binlerce yıllık çünkü biz bir bilgiyle buradayız. Her birimizde bu var. Diğer taraftan tabii işte dediğimiz gibi aralara bazı şeyler sokulabilir. İşte kimilerini galeyana getirmek isteyebilir. Kimilerini o kalplerin içindeki bilgilerden süslü şeylerle almak isteyebilir. Oysa ki yapacağımız şu. Kim ne derse desin. Her birimizin bir sahibi, bir Rabbi var. O sahibinin hani gizlendiği ve saklandığı zannedilen yer gönlümüz, kalbimiz. O kadar yakın. Ve biz kendimizden kendimizi açtıkça, açıldıkça, kendimizi bilebildikçe, tanıdıkça, aslında kendimizi tanıdıkça çevremizi ve etrafımızı tanıyoruz. Ve birbirimize tanıdık gelmeye başlıyoruz. Burası çok önemli. Yani kendiyle ne kadar tanışsa insan, ne kadar tanıyabiliyorsa bir bakıyor ki çevresindeki ve etrafındaki insanlar o kadar tanıdık, kendinden ayrı değil, ölen de, o enkazın altında kalan da, her birinin içinde bir parçan var. Ve o parçayla selamlaşıyorsun. Ve şimdi o şahitliğin içerisinde, evet, ona ihtiyacı var ve onu yaşıyor. Bu bana ne anlatıyor? Şu anda bu bana bir yardım talebi yapıyor. Ben ne yapabilirim? Kaçmak değil, acımak değil ya da herhangi bir şekilde onları sanki zavallı görmek de değil. Bakın burası çok önemli. Yani evet şu anda orada bir sürü bizim parçalarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız, kimisi enkaz altında, kimisi işte zor durumlarda. Bir şekilde her birisi, her birimiz gibi bir kader seçimi yapıyor. Bunlar seçiler. Yani her birimiz aslında o hali, o durumu seçeriz. Seçebilme, kaderini seçebilme hakkı bize sunulmuştur. Burada tabii işte ezel aleminde. Şu anda dahil. Şu anda dahi biz hayatımızı ve kaderimizi seçerek gidiyoruz. Yani bunlarla ilgili birçok çalışmalarımız var. Hani dediğimiz gibi hani aynı anda 500 kişiyi çağırıyoruz. Gelin arkadaşlar. Var mı en sonunda itiraz olan? Yok. Halbuki başta belki çoğu itiraz ediyor. Bu olmaz zannediyor. Ama bir perde açıyorsun. Şimdi hanginiz bunu dilemedi? En olumsuz zannettiğimiz şeyin altına dahi bir bakıyoruz ki imzamız var. Çünkü bizler özde kendimizi tanımak, kendimize tanış olmak, Rabbimizi bilmek istiyoruz. Hayatı, kainatı keşfetmek istiyoruz. Bu tekamül yolculuğunda, bu ilerleyişimiz içerisinde biz huzuru bulmak ve kendimizle buluşabilmek, belki de kaybolmuşluktan bu buluşmaya geçebilmeye ihtiyacındayız. Ve bunun için bazen evet sel de çağırırız, deprem de çağırırız,
yangınlar da çağırabiliriz. Çünkü asıl olan varlığımız. Bazıları şöyle zannediyor. Bu et kemik benim. Bu değilsin. Evet, bu et ve kemiğin, bu bedenin sana araç olduğunu hatırlıyorsan, bunun geçici olduğunu biliyorsan, evet, bunu kullanırım, vakti geldiğinde bırakırım. Şimdi bak, bu bir önce inanç. Bunun eminliğinde ve artık sen bu bedenin gerçekten içinde bunu bir araç gibi kullanımının tam hissinde ve eminliğindesin. Şimdi iman başlar ki artık gerektiğinde içinden çıkarsın da içine de girersin. Yani araban gibi gelir bedenin sana. Oysa ki şimdi arabasını bile bedeni gibi görenler, hani maddesini, eşyasını hani sahibi zannedenler için tabii ki bu sefer birazcık ısıtıldığında durum zorlaşıyor. Dünya ne yapıyor şimdi bize? Gerek bu depremlerle, gerekse bundan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde olacak kıyametlerle diyelim. Çünkü kıyamet denilen şey bir yerde bir şey olmayacak. Bir sürü yerde kıyametler var diye geçenlerde açıklama yaptık. Şu anda mesela bizim Maraş, Antep değil mi? Bu illerimiz aslında bir kıyamet koptu. Tabii, bir kıyam oluyor orada. Ama kıyam demek ayağa kalkmak demek, uyanmak demek. Yani uyanış için olan bir hal var buralarda. Peki 2023'te uyanışın doğadaki bu türlü tezahürleri devam edecek mi? Evet, şöyle diyelim. Çünkü 2023'te eski kapatılacak dedik. Eskinin kapatılması, eskinin ölmesi demek. Bu alanda yönetimler, sistemler, liderler, para sistemleri, dünyaya bakış açılarımız, maneviyata bakış açımız, bütün bunlarla ilgili yenilenmeler olmak durumunda. Tüm dünyada. Tüm dünyada. Fakat biz kalbi, timus beziyiz, kalp gözüyüz. Onun için en fazla etkilenecek olanlardan bir tanesi biziz ama biz bunu çok kısa sürede... Türkiye mi dünyanın timus bezi? Timus bezi. Timus bezi. Evet, kalp gözü yani. Bakın. Ve biz bunu ilk önce halledeceğiz ve bu yıl içerisinde bunun çok büyük bir şeyini halledip ondan sonra bir kısmını zamana yayacağız ve ondan sonra 2023 sonu itibarıyla yepyeni çok güzel bir döneme gireceğiz. Bakın. Yani bizim 28 Ekim'den itibaren müthiş bir enerji başlıyor olacak. Yani Cumhuriyetimizle birlikte enteresan bazı frekanslar başlıyor olacak. Ve ondan sonra Türkiye'nin artık ne dedik? 2023'te yükselişi kendiliğinden olacak. Ama o zamana kadar bir çökme dönemimiz. Yani sıçrayabilmek için önce bir yere çöküyorsun. Ne kadar çok sıçrayacaksak o kadar çökeceğiz. Tamam da şimdi bakın İskenderun çöktü. Şu anda denizler yükselmedi. Oradaki durumda taban çöktü. Aa, deniz yükseldi zannediyoruz. Bunun gibi şu anda bir çöküşümüz var. Ama bu çöküş sıçrayabilmek için öyleyse hayırlı bir çöküş. Yani daha yükseğe, daha ileriye geçişin şu anda bir iz düşünmesi ediyoruz. Bu şekilde bütün vatandaşlarımız, halkımız şöyle bakacaklar. Bir koruyan var, bir bilen var, sevgi ve şefkatle her birimizi sarıp sarmalayan var. Bunu hissetmeye bırak ve gerçekten nasıl kucaklandığını, yüreğinle ve kalbine nasıl sarıp sarmalandığını böyle seyret. Bu seyri hissedenler, kalbini, yüreğini açanlar o ferahlamayı, o gönüllerindeki boşluğu güzel bir şekilde, buradaki rüzgarları güzel bir şekilde hissetsinler. Orada ne kadar güzel gül kokularıyla beraber o esinti olsun. Ve bilsinler ki olan ne varsa sadece hayra götürür. Şer zannettiklerimiz dahil. Onun için her şerrin içerisinde, daha doğrusu şer zannettiğimizin içerisinde hayır vardır. Ve hatta ne kadar olumsuz gibi görünüyorsa o kadar içinden çıkacak olan şey o kadar güzel ışık ve nur saçacaktır. Gül kokularından bahsettiniz. Size şu itiraz gelirse, bu itirazı yapanlara ne söylerdiniz? Tamam, her şey hayrımıza ama orada o binayı yapan müteahhite kızmadan edemiyorum. Oraya yardım yetiştiremeyen devlete kızmadan edemiyorum. İşte başka illerden yardıma gelmeyen vatandaşlara kızmadan edemiyorum. Ve içimde bu nefreti halledemiyorum diyenlere ne cevap verirsiniz? Çok güzel bir soru bu. Şimdi biz bu devletten, bu milletten, vatandaşlarımızdan ayrı mıyız? Ben nerede işimi,
safsakladım ki safsaklanmış bir binada oturuyorum. Ben nerede bir işi geçiştirdim ki geçiştirilmiş bir alandayım. Benden ayrı mı bu? Ben nerede kayırmacılık yaptım? Nerede olması gerekmeyen bir şeyi imzaladım? Nerede birine bir hak yedim ya da yedirdim ki şu anda hakkım yeniyor? Yani biz önce kendimize bakacağız. Ha, tabii ki o müteahhitin de cezalandırılması lazım. Neyse, görevimizi yapmak zorundayız. Bakın, mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü bir insanın hakkını yemek de hakkını yedirmek de aynı şey. Madem ki en büyük günah kul hakkı yemek, öyleyse kimse kul hakkını yedirmeyecek. Başkasının kul hakkının da yenmesine izin verilmeyecek. Aynı şey. Çünkü kul, sen de ben de kuluz. Benim kul hakkımı yedirmem de kulluk hakkı, birinin kul hakkını yemem de. Öyleyse hem alanımızı koruyacağız. Çünkü her birimiz düşünün ki kendi alanlarımızı doğru koruduğumuzda hiç kimse kimsenin alanına aslında girememiş olur. El atmaz dahi. Neden? Korunuyordur orası. Öyleyse bugün şunu soracak. Ben neden bu muameleyi hak ediyorum? Bütün devlet görevlilerimiz dahil. O apartmanın içinde oturan da müteahhit de. Her birimiz bu geminin içerisinde biriz, birliyiz. Yani hiçbirimiz birbirimizden daha aşağı yukarı diye görmeyelim. Ama ben bir şey yaptım ki bu yapılıyor. Şimdi birçok hükümetler geliyor, bakıyoruz ki eşini, dostunu, bilmem neyini kayırıyor. Ben nerede kayırıyorum acaba? Ben orada olsam neyi, kimi kayıracaktım? Ben o zaman kendi alanım içinde taraf olmaktan özgürleşirsem, taraf tutmayı bırakırsam, parti tutmayı, adam tutmayı, din tutmayı, insan tutmayı, bölge tutmayı, klan tutmayı, bunları ben bırakabilirsem bir bakacağım ki çevremdeki, karşımdaki insanlar da tarafsızlığa doğru gidiyor. Şimdi kişi kendi hayatında bir bakıyor ki taraf tutmuş, hakkını yedirmiş, hak yemiş. Şimdi diyor ki neden hak yiyenlerin içindeyim? Önce kendimize bakacağız. Ve tabii ki bunu yapanlara da nedir cezası? Kanunen mi? Takipçisi olacağız. Ve bunların da adalet önüne çıkarılması için gerekeni yapacağız. Yine de kızarak, öfkelenerek ya da yargıç yerine kendimizi koyarak değil. Bakın. Aksiyon olarak. Evet. Şimdi harekete geçtik. Ama bir şekilde o kişiye dahi kızmıyorum. Çünkü ben de aynı şeyi bir yerde yapmışım. Boş yere başıma gelmiyor. Bakın. Burası çok önemli. Eğer başına bir şey geliyorsa senin de o alan içinde yaptığın bir şey var. Yoksa buluşmuyorsun. Ben çok geçmiş bir zamanda bir dolandırılma hikayesi yaşamıştım. Diyorum ki Allah'ım niye böyle oldu, şöyle oldu, bilmem ne oldu. Sonra bir döndüm baktım, bir hal yaşadım. Ben de dolandırıyordum. Ama kendimi, ruhumu oyalıyordum. Gitmiyordum. Seziler geliyor, rüyalar geliyor, bilmem ne geliyor. Ünal kımıldamıyor. Yarın yaparız, bakarız, ederiz. Sen misin ruhunu oyalayan, dolandıran? Tabii ki buluşacağın da sana seni dolandıracak. Şimdi onun için hiçbirimiz hayatımızda yaşadıklarımızdan ayrı değiliz, sorumsuz değiliz. Yaşanan her türlü halin ve seyrettiğimizin sorumlu parçamız var. Şimdi önce ben kendime baktığımda şimdi başkalarına çok daha şefkatli yapıyorum. Ünal sen de bunu bir yerde yaptın kendine. Ama şimdi o bir santimde, bak şimdi bir kilometresini görüyorsun ne kadar acıtıyor. Gel o bir santimi de temizleyelim. Şimdi odağı kendimize çevirdiğimizde biz kendimizi iyileştirerek, kendimizi tanıyarak çevremizi ve hayatımızı da iyileştiriyoruz. Ve bir bakıyorsun ki bu sefer sana tanıdık geliyor. Ya en uç bir davranışı yapmış bir insanın dahi sende bir parçasını görüyorsun. Hiçbirimiz birbirimizden hariç ve ayrı değiliz. Bu dünyadaki en büyük kötülüğü yapanın dahi, diyelim ki o bir kilometre, ama bende o bir kilometrenin bir milimetresi, bir santimi var. Ben de bir insanım. Sadece biz bunu göreceğiz, kendimizdekini iyileştireceğiz. Bunu hak eden olma tarafından özgürleşeceğiz. İşte birlik budur. Birlik şuuru budur. Ve tabii ki kucaklaşmak ve kapsayıcı olmak budur. Biz ne kadar dünyayı, hayatı tanıyarak, tanıdık gelerek kapsıyorsak aslında o kadar kendimizi tanıdığımız içindir. O kadar Rabbimizi bilip gönlümüzde, kalbimizde onu hissedebildiğimiz içindir. Bize anlatılan bu değil mi hep? Bize ermişlerimizin, manevi bir sürü şahsiyetimizin anlattığı, aktardığı bu değil mi?
Kendini bilmek değil mi? Kendini hatırlamak değil mi? Bu nasıl olacak? İşte bu durumlarda kucaklaşarak olacak. Yardımlaşarak olacak. Ki biz mesela şu anda İbn-i Sina Kadim Şifa Vakfı olarak dedik ki tüm şifacılarımız ücretsiz olarak o bölgenin insanlarına şifa yardımı yapalım. İster online olsun, telefonla olsun ya da o bölgede yakın olanlar gitsin. Ücretsiz olarak şu anda orada bir tanıtım şeyi yapıyorlar. Kim istiyorsa bu durumu onlara birebir de anlatalım. Grup olarak da anlatalım. Kimin ne ihtiyacı var? İstersek biz maddi ve manevi olarak ulaştıralım ya da ulaştırılmaya aracı edelim. Şu an işte Şifa Vakfı olarak birçok arkadaşımız birçok yerde bunları yapıyor. Yani ne yapabilirim? Peki bunu yaparken ne duyacağız, ne hissedeceğiz? Onların her birinin bir sahibi var, bir Rabbi var. Onlara yardım gidecek. Ama onlara gidecek yardımın içerisinde ben dolayım. Nasıl olsa gidecek o? Gidecek. Onların ihtiyacı karşılanır. Ama gel burada emeliğin aracılığıyla olsun. Emel el yıkarken onun da eli yıkansın. O da sevgiyle şifa alsın. Onun hayatında da iyileşmeler ve güzelleştirmeler olsun. Aslında diyorsunuz ki orası her durumda nasiplendirilecek. O nasipten sen nasip al, araya girip yardım götüren olarak. Çok güzel ifade ettin. Öyleyse aslında her birimizin dediğimiz gibi bir korunması, bir planı ve bir rızkı var. Rızkından öte gidemez. Ama o rızkta ben de eğer evimde fazla bir palto varsa, işte şu anda arkadaşlar topluyorlar bir sürü işte kamyonlar, tırlar vesaire hani eski eşyalarına dahil ne varsa kazaktır bilmem nedir paketliyorlar. Kimisi maddi yardım yapıyorlar. Şimdi burada o her verdiğimiz bir bırakma. Şimdi burası çok önemli. Bırakacağız ki alalım. Şimdi deprem o zaman ne için geldi diye sorarız. Bırakmak için, bıraktırmak için geliyor deprem. Yani senin eskiyle ilgili kalıplarını ne yapıyor? Sallıyor, silkeliyor, kendine gel. Biz bir insana kendine gel deyince ne yaparız? Sallarız, kendine gel. Peki ben direnirsem, duymazsam, biraz daha sertleşir. Biraz daha sertleşir. Sınır yok. Biraz daha sertleşir. Bu sadece ölüm olarak değil. Şimdi seyrettiği hal ve durumun içerisinde bir sürü normal acının çok ötesini çekenler var. Çok daha duygusal sorunlar yaşayanlar var. Bunların birçoğu aslında bırakmadıkları için. Bırakmak demek ne demek? Sahibine teslim etmek demek. Onun bir sahibi var. O ölüyor dediğimiz kişinin de bir sahibi var. Bedeni toprak değil mi? Toprak ona sahip çıkacak. Bedenini toprak alacak. Ama bizim ruhumuz ışıktan geldi, ışığa gidecek. Öyleyse bu ayrıma da, bu özgürleşmeye de müsaade edeceğiz. Bir insanın doğabilmesi bir kararlıdır, ölebilmesi de bir kararlıdır. Öyleyse bu seçim haklarına saygı duyacağız. Burada müdahale değil bakın. Tüm yardım edecek dostlara, arkadaşlara. Yardım sizin için. Ya olur mu ihtiyaç? Evet o ihtiyaç sana gösteriliyor. Senin içinde vicdanını daha da parlatabilmen için, yüreğini, kalbini parlatabilmen için bu bir fırsat. Senin için. Ona ne olsa bir rızık gelecek. Ahmet vermez Ayşe verir. Gelecek. Şimdi öyleyse ben ne yapabilirim? Kendim için imkanım yok. Dua edebilirim. Elemeli mesela şu anda birçok arkadaşlar geliyorlar kolileme yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ya benim bir şeyim yoktu yani gel kolileme yap bak yollanacak. Ya da işte bir sürü belki hamallar şunlar bunlar yapacak biz de kamyonlara yükleyelim. Bir şey bulunur ama yaparken de o gönül bağıyla yaptığında kıymetli. Yine şikayet edip vay işte bilmem ne yapıyoruz işte bak biz bunu yapıyoruz acaba çalacaklar mı? Acaba bırak o senin işin değil. Herkes kendi işini yapacak. Tabii ki organizasyonların doğru ve düzenli bir şekilde olması, her bir kişinin de yaptığı işin hakkını vererek yapması kendisi için faydalı. İşte bu işi kendi doğru yapmadığında ne yapıyor? Hakkıyla inşaat yapmamış bir müteahhide denk geliyor. Ya da işte o binanın altında gitmiş iki tane kolon kesmiş, koca kaç katlı binaları yıkan bir şeyin binasına denk geliyor. Ama sen nerede? Gittiğinde kendi bencilliğin, kendi egon ya da nefsin için başkalarına zarar verecek bir şey yaptın. Bakın hiçbir şey sebepsiz değil.
Ya ben bu alanda yapmadım ama hangi alanda yaptın? Aynı demir ile oksijenin buluşması gibi bir şey. Yani bu kadar kimya ve bu kadar matematik sert bir kanun işler burada. Altın oksitlenmez ama demir oksitlenir. Biz bir şeyle buluşuyorsak o buluşmamızın bir sebebi vardır. Bakın her türlü duayla da bedduayla da her türlü olayla da. Ama bunu bir zulüm ya da hani böyle bir ceza gibi değil. Kendiliğinden otomatik olarak biz orada oluruz. Ben de deprem içine gittim orada oldum. Ve bugün depremin içinde orada olmanın duacısı ve şükründeyim. Çünkü oradaki o enerjinin, o halin, o ana tam da merkezinde olmak çok şükür Allah'ım diyorum. Ya kışın günü durduk yerde hani dediler ki ya yollar kapanacak mı? Yok dedik gideceğiz. Ya ne alakası var işte Antep'e gideceğiz, Malatya'ya gideceğiz, işte şeye gideceğiz Adana'ya. Yani ama bir şey çağırıyor. Orada ol diyor. Ama olduğun yerde güvende ol. Bakın birçoğumuzun evet evleri fay hatlarına yakındır ama binalarımızı doğal olarak güçlendirmek ya da çürükse de git isterse çadırda kal. Şimdi burada Ünal Bey, tedbir elbette ki çok önemli. İşte bu akletmez misinin tezahürü, evet. Tedbir. Evet. Fakat bu tür büyük travmalardan, acılardan sonra tedbiri abartıp kaygıya dönüştürebiliyoruz. Sizin yine altını çizdiğiniz farklı bir bakış açınız var. Bunu şimdi temellendirmenizi rica ediyorum. Korumayı abartırsanız ilahi koruma kalkabilir. Evet. Doğru aktardın mı? Öncelikle şunu hatırlayacağız. Tabii ki tedbirlerimizi alacağız. Diyelim ki çocuğumuz üzerinde. Ama fazla koruduğunda o çocuk zayıf kalır. Güçsüz kalır. Kendini korumaktan mahrum kalır. Ve tabii ki Rahman ve Rahim'in korumasından da düşer. Neden? Ben korurum diyorsun. Ha, sen mi korursun? Hadi koru bakalım. Biz kenara çekilelim diyor. Bir soru soruyorsun. Sorunun cevabını vermek için sistem akışı durduruyor. Ben korurum diyorsun. Korumayı kaldırıyor ki nasıl koruyacağını göster diyor. Son soru olarak 2023'e bir isim verseniz adına ne derdiniz? Ve 2023 bittiğinizde sizin araştırmalarınızla şöyle arkamıza yaslanacağız ve ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bitiş yılıydı. Bir dönemin kapanış yılıydı. Tek kelimesi aslında kapanış. Şimdi şu anda baktığımızda tabii siyasetle ilgili olanları çok fazla göremiyoruz. Siyaset dahil, ekonomi dahil, para sistemleri dahil, dünyaya bakış açılarımız dahil, kendimize bakış açımız dahil, algılayış biçimlerimiz tamamen değişecek. Şimdi bakın bir pandemiyle nasıl bazı şeyler değişti? Şimdi bugünkü bu depremle birçok konu nasıl oradakiler için değişti? Şimdi oradaki yaşayan dostların ev, mekan ve yeme içmeye bakışları nasıl değişiyorsa her birimizin hayata bakışlarının böyle değişeceği bir yıl diye düşünelim. 2023 ne zaman oldu bitti? Diyeceğiz. Ve hatta dediğimiz gibi Ekim'den itibaren de müthiş başka bir dönem başlıyor. Bu dönem bitmiş. Yani sabah olmuş sanki, akşam deprem, şunlar bunlar vardı ve bitti. Bambaşka bir sayfa, bambaşka bir perde. Yepyeni bir şey başlıyor. Tabii bunlar kademe kademe. Şimdi nasıl ki şu anda diyelim ki o deprem bölgelerindeki insanlar için bu hal oldu. Ama daha şimdi bir sürü illa bir deprem ya da felaket diye düşünmeyin. Kimi yerde bir çatpat olur, kimi yerde başka bir şey olur, kimi yerde bir suyun verdiği bir enerji olur. Ama önemli olan şu, kim herhangi bir yerde bir fark ediş, bir farkındalık, bir idrak gelişmesi yaşıyorsa o fiziksel olarak daha kolaylığıyla yaşayacak. Bakın sır burada. Yani hadi Emel uyandı. Zaten uyandı. Emel biraz daha salladık. Emel biraz daha uyum, biraz daha hızlı sallarız. Emel daha çok sarstık, olmadı bir kova suyu dökeriz. Onun için hangi bölge, kim, nerede, ne kadar uyanacaksa, uyanışı da anlattığımız gibi. Buraya gelip kendimize, kendiliğinden gelerek, kendimizle kendimize gelerek, bu hayatın içinde var olduğumuzu tam bir şükürle, olanı
geçmişi ve geleceği burada görerek, hissederek bu beden aracının ve tam da bu zamanın içerisinde burada olarak bunu yapabiliriz. Onun için her birimiz burada olmaya davetliyiz. Kendimize gelmeye davetliyiz. Ya kendimize kendiliğinden geleceğiz ya getirileceğiz. Biz bu topraklara, Anadolu'ya tesadüfen doğmadık. Bu doğum kutlu bir doğumdur. Burası bir ikramdır, bir hediyedir, bir liyakattır Anadolu'ya doğmak. Hani bu bir ırk bilmem ne şeyi olarak değil. 72 bin aleme doğuyoruz biz. Bir sürü alemlere doğuyoruz. Ama şu anda burada buranın hakkını verenlere büyük kıymetler ve hediyeler var. Çok hızlı ilerleyişler ve çok güzel perdeler açılacak. İnşallah o perdeleri açılanlar ve idrak edenlerden olalım. Hepimizi sevgiyle kucaklayalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.